Evet, selamlar herkese. Bir Tarkov videosuna daha tekrar birlikteyiz. Şimdi burada bizim bir görevimiz var. Görevimiz Jaeger tarafından verildi ve görevde Tarkov tetikçisi bölüm 5. Jaeger bize diyor ki, gümrük haritasında sürgülü bir tüfekle 21.05 saatleri arasında 8 tane skav öldürülüyor. Ben 3 tanesini daha önce öldürmüşüm. Bu görev bitmeden görevle alakalı bunu nasıl yapabiliriz size anlatmak istedim. 21 ile 05 arası oyun saatine göre, yani şu anlamda oyun saatine göre Escape from Tarkov dediğinizde buradaki saate göre istiyor bizden o öldürme sayısını. Yani şu anda 22'ye giriyoruz. Sonraki dersem şimdi bu görev için almamız gereken en önemli teçhizat gece görüş dürbünü. Silahınız içinde alabilirsiniz gece görüş dürbünü. Ayrıca kaska takılacak olan bu şekilde bir aparat var. Bunun içinde alabilirsiniz. Benim tavsiyem silaha takılanlar almamanız, kaska takılanlar almanız. Çünkü görüş açınız çok çok daha iyi oluyor. Bir aksiyona girdiğiniz, bir fight'a girdiğinizde daha geniş bir alan görüyorsunuz. Her anlamda çok daha avantajlı, çok daha kullanışlı bir aparat diyebilirim. Bunun için kask almanız gerekiyor. Kask alırken dikkat etmeniz gereken, alacağınız kaskın şurasında şöyle bir aparat çıkıntısı olması gerekiyor. Bu kaskımız ikinci olarak PNP 10T adaptörü gerekiyor. Bunu bit pazarından bulabilirsiniz. Direkt bunu yazsanız direkt karşınıza çıkacaktır. Üçüncü olarak da Tanyum gelişmiş taktik dayanağı almanız gerekiyor. Bunların hepsi de biz bu kaska bunu monte edeceğiz. İlk olarak bunu takıyoruz. Dediğim gibi Titanyum gelişmiş taktik dayanağını takıyoruz. İkinci olarak bunu takıyoruz ve son olarak da dürbünümüzü takıyoruz efendim. Daha sonra da bunu kaskımıza giydiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde bir aksiyon için hazır hale geliyor karakterimiz. Burada N'ye basarak gece görüş dürbününü açabiliyorsunuz veya kapayabiliyorsunuz. Tabi Tarkov için bu da tek tuşla yapıyorsunuz ama yine silahı bırakıyor, önüne çekiyor dürbünü. Bu da bir animasyonla yapılmış. Mümkün olduğu kadar gerçek olması için. Evet, şimdi savaştayız. İlk doğduk. Nerede olduğumuzu ilk anlayamadım. Fakat fabrikanın içlerinden birindeyiz. Yani fabrika, herhangi bir fabrikanın içindeyiz. Onu anladım. Sonradan hemen ilk yapmanız gereken şey biliyorsunuz abi Tarkov'da. O'ya basıp nereden çıkacağım, nereye gideceğim, neredeyim bunları bilmeniz ve ona göre de bir hemen çıkış yolu oluşturmanız. Dediğim yerdeyim, solumdaki aradan tekrar sol sağ yaptığım zaman karşıma benzinlik çıkacak. Burada ilk başta agresif gidiyorum. Agresiften kastım hızlı bir şekilde koşuyorum açıkçası. Çünkü yeni doğduk, önümde bir bot olma ya da bir PMC çıkma ihtimali biraz zor. Tabii çıkabilir ama ben hızlı bir şekilde o çalıya girip pozisyonumu alıp birazcık sağa solu etrafı inceledikten sonra yoluma devam etme kararı aldım. Burada biraz abartıyorum, çatılara falan da bakıyorum tabi. Daha sonra da diyorum ki artık yeter bu kadar baktığımız ve yavaştan çalıdan çıkıp gidelim diyorum. Şimdi tam karşımda benzinlik var. Biliyorum bu bölgede iki tane bot var. Sessiz olmaya çalışıyorum. Çünkü şunu bilin, botlar, yani skavlar, skav botlar sizin çıkardığınız sese ve sizin çıkardığınız görüntüye göre sizi bulup tespit edebiliyor. Ve her skavında sizi bulma ihtimali az. Daha temkinli bir şekilde gireceğim. Bot olma ihtimali var. 1, 2, 3 tane de bot olabilir. Emin değilim. Birazcık şöyle içeriye baktıktan sonra ileri doğru gidiyorum. Önümdeki çalıya gireceğim. Bir el ateş geldi. Bana mı geldi? Bir el ateş daha geldi. Ya sanki bana geldi gibi geldi ama bana değilmiş. Durdum. Etrafa bakıyorum. Soldan geliyor ateş. Ve yine benzinliğin içerisini kontrol ediyorum. Ve o arada bir ses duydum. Bana ateş etmediklerini düşündüm. Hareketsiz kaldım. Bir PMC ile savaştıklarını düşündüm. Fakat çok yanıldım. Bana ateş ediyor. İki bot birden. Ve koşarak oradan kaçmaya çalışıyorum. Çünkü çok ciddi yara aldım. Bacağım ve kolum sakatlandı. Büyük bir ihtimalle ikisinden biri sıfırlandı. Belki bacağım da sıfırlanmış olabilir derken kolum sıfırlandığını gördüm. Ve gittim uygun bir yerde. Botlardan uzak bir yerde kolumu tedavi ediyorum. Bu tedaviden sonra tekrar çatışmaya geçeceğim. Fakat aynı bölgeden, aynı pozisyondan çıkmamaya gayret edeceğim. Tedavimi yaptım. Şimdi daha sessiz, daha sakin bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Buradan gelmiştik hatırlıyorsunuz. Ve biz yukarıdaki tren rayına çıkacağız. Tren yoluna çıkacağız.
ve oradan uygun pozisyon bulmaya çalışacağız botlara. Bunu zaman zaman hatta sık sık yapın. Ne yaptın diyeceksiniz. Koştum, yürüdüm ve durdum. Çünkü ses dinleyin arkadaşlar. Bu çok çok önemli, çok çok hayati bir şey. Çünkü sizin çıkardığınız ses bazen rakibinizden, düşmanınızdan ya da bottan gelen sesi kapatabiliyor, algılayamayabiliyorsunuz. Tren rayına çıktım. Yattım. Çünkü burada çok net silüet veririm. Ve botlar da beni çok rahat görür. Hemen birini gördüm ve onu kafadan vurdum. Sesleri dinledim ve iki tane bot daha tahmin ediyorum. Biri daha uzakta, biri daha yakında gibi geliyor. Bu arada arkadan da küçük çatışma sesleri, küçük atlama hoplama sesleri geliyor. Bir atış daha geldi. Şu an için bilgilendiren atışlar değil bunlar. Bir bot daha gördüm. Onu da hassas bir nişanla kafadan vuruyorum. Son bot kaldı. Ona bakıyorum nerededir, nerede değildir diye. Bir türlü bulamadım. Ama eminim bir bot daha var. Derken şarjörümü yenileyim dedim. Bunu da sık sık yapın. Yani şarjör değiştirmek yerine eski şarjörünüze mermilerinizi koyun. Öyle çatışmaya gidin. Çünkü yarım şarjörleriniz olacak. Bu sizin şarjör takibinizi zorlandıracaktır. Gece görüşünü kapadım. Niye kapadım? Çünkü neredeyim? Nasıl bir ortamdayım dedim. Trene baktım. Oo, eğer ayağa kalkarsam çok net görüneceğim. Hatta böyle bile beni görme ihtimalleri var diye tahmin ediyorum. Çünkü çok parlak bir yer, çok ışıklı bir yer. Bir tane bot gördüm. Bana doğru geliyor. Bana ateş etti. Bir adet daha ateş etti. İyi bir nişanla 10 dakika falan vuruyorum. Ve artık buradaki 3 botu temizlediğimi görüyorum. Artık yavaştan buradan çıkabilirim. Tabii bazı yerlere kat attım ben. Çünkü orada yaklaşık 1 dakika falan bekledim. Ve burada yapmamam gereken bir hata yapıyorum. Zaten bacağım 9 sağlığı vardı. Yüksekten atladım ve onun da 9 sağlığı gitti. Ve tekrar onu tedavi etmek zorunda kaldım. Aklınızda olsun, bir kalıptır değil, bir battlefield değil. Yüksekten atladığınızda aşağı yukarı 2 metre ve üstünden atladığınızda mutlaka sakatlanma ihtimaliniz oluyor. Bilginiz olsun. Özellikle üstünüzdeki ağırlık da buna etken. Şimdi burada tekrar çalıya girdim. Emin değilim. Belki bir bot daha var olabilir diye yine sağa sola bakıyorum. Çok da fazla bir şey göremiyorum. Burada artık diyorum yemeğimi yiyeyim, karnımı doyurayım. Akçe pakçe, karnım tok, sırtım pek. Artık çıkışa doğru gidelim diyorum. Çok da fazla bir aksiyon bundan sonra beklemiyorum ben derken yine yüksek kalibre bir silahla ateş edildi. Suyumu da içiyorum. Dediğim gibi Jager'in görevleri biraz zor gibi ama biraz da kolay gibi. Yaptığınız ya da çektiğiniz zorluğa aldığınız deneyim değiyor. Bu anlamda 12.000 deneyim böyle bir görevden, 8 skavı gece vurma görevinden bence mantıklı. Artık burada çok fazla beklemiyorum ve benzinlikten çıkıyorum. Burada yine biraz temkinli gidiyorum çünkü buralar aslında sıkıntılı yerler. Çok açıktasınız, saklanabileceğiniz ya da cover alabileceğiniz ya da kendinizi gizleyebileceğiniz hiçbir yer yok. Ama ben her zaman söylüyorum, eğer cover alabileceğiniz bir yer yoksa bile hiç olmadığı yere yatın. Belki bir ihtimal o şekilde gizlenebilirsiniz. Burada inşaata bakıyorum. Burada da genelde bot oluyor. Bunların hepsini gruplayabilirim fakat çok fazla risk almıyorum. İleride bir ev var. Zaten o evde göreceksiniz şimdi. Orada loot yaparım diyorum. Otların arasına girdim. Burada da biraz bakacağım. Bu çok çok önemli. Farkındalık Tarkov'da sizi hayatta tutacak en önemli unsur. Ne silahınız, ne zırhınız, ne işte yedek silahınız, ne el bombanız sizi hayatta tutmaya yetmeyebilir fakat farkındalığınız sizi hayatta tutmaya yetecektir. Otlara girdim, inşaatı kestim. Bir ses duydum gibi, benim kendi ayak sesim de olabilir, emin değildim. Şöyle bir sağa sola baktım, yok herhalde bir şey dedim ve devam ettim. Çıkışa doğru gidiyorum. Rauf Road Block, yani Rauf Barikatı'na doğru gidiyorum. Bu binayı lootlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bazen çok güzel şeyler çıkabiliyor binadan. Ve önemli bir detay daha, kapıyı kapatıyorum. Çünkü biri gelirse kapıyı açacak ve ben o sesi duyacağım. Bu da önemli bir detay. Lootlamaya devam ediyorum. Tekrar söylüyorum, bu bina lootlamaya değecek bir bina. Burada ölü bir scav buluyorum. Bundan da güzel şeyler çıkacaktır. Mutlaka bunu lootlayayım. Fakat bulunduğunuz yer birazcık sıkıntılı bir yer. Dediğim gibi çok fazla PMC'lerin gelip burayı lootladığını biliyorum. Çok da fazla artık vakit kaybetmek
istemiyorum ve çıkıyorum. Çünkü zaten 9 dakikalık bir süre kaldı. Şunu da söyleyeyim. Tarkov siz raid'de haritada ne kadar kalırsanız size o kadar fazla deneyim veriyor. Bu da ekstra bilgi arkadaşlar. Böyle bir scav var burada. Ona geldim. Onu lootluyorum. Derken bir bot sesi duydum. Lootu bıraktım. Çünkü benim sesimi duyup buraya gelebilir. Ve ben savunmasız kalabilirim loot yaparken. Scav beni umursamadı, durdu. Ben lootumu tamamladım ve scav'ın ayak sesleri eşliğinde ileri doğru gittim. Şimdi burada artık son bir fight'a gireceğim. Scav'a bakıyorum. Burada bir yerde olması gerekiyor. Gördüm. İlk atışımı ıskaladım. İkinci kez nişanımı alıyorum. Onu vuruyorum ve onu da diğer tarafa yolluyoruz. Artık çıkışa çok yakınız. Hemen 20 metre ilerimde çıkış, fakat tekrar ek bir bilgi, loot bilgisi. Costumes, yani gümrük haritasında Rough Road bloğun altındaki boruların kenarında bir loot bölgesi var. Gizli loot bölgesi var. Çok güzel eşyalar çıkarabilirsiniz buradan. Fakat bir sürprizle karşılaşıyorum. Yeni peşte biliyorsunuz Tarkov'da. Lootların yeri değişebilecek, farklı yerlere gidebilecek ya da hiç olmayabilecek o lootlar. Geldim, yoktu. Çok da fazla işi uzatmadan tekrar Rough Road Blow'a girdim ve raid'i tamamladım arkadaşlar. Evet, bakalım görevimize de. Dediğim gibi bir tane daha vurduğumuzda görevi yapmış olacağız. Jäger'in görevlerini özellikle yapıyorum çünkü çok fazla deneyim veriyor arkadaşlar. Bu anlamda Jäger'i tavsiye ederim hızlı bir şekilde level atlamanız için. Çok çok önemli. Bakın eski görevlerine bakın abi. 12.000 deneyim veriyor. 10.000 deneyim veriyor. 12.000 deneyim veriyor. 11.000 deneyim veriyor. Yani Jäger'in görevleri genelde yüksek deneyim veren görevler ve çok zor görevler de değil. Evet, gece oynamak zor. Gece ekipmanları zor. Birkaç kere ölürseniz bunun telafisi belki yok. Ekipman anlamında, parasal anlamda sıkıntıya düşebilirsiniz ama buna değebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum.